İnce kenarlı merceğin odak ve merkezi vardır. Bu odak ve merkezi neye göre belirliyoruz? Bakın şimdi. Şu aslında dairenin, bir dairenin bir kesiti gibidir. Ve bu dairenin merkezi burasıdır. Bu da bu tarafta başka bir dairenin merkezi gibidir. Ve bu dairenin merkezi burasıdır. Odak ise merkezle dairenin, yani bu dairenin yarı çapının tam ortasıdır. Tamam? İşte bu rastgele koyulan bir M ve F harfi değildir. Sanki iki dairenin kesişim kümesiymiş gibi oluşan bir bölgeden oluşur. Asal eksene paralel gelen ışınlar ince kenarlı mercekte nereden geçmek zorundaydı? Odaktan geçmek zorundaydı. Şimdi biz paralel bir ışın yolladığımızda gördüğümüz gibi nereden geçiyor? Odaktan. Bakın ben bu paralelliği bozmadan hareketime devam etsem yine odaktan geçtiğini görürüm. Şimdi eğer odaktan geçerek giderse de aynı mantıkla paralel devam edecektir. Bakın odaktan geçiriyorum ve nasıl gidiyor görüyor musunuz? Paralel yoluna devam ediyor. Tam ortadan, yani asal eksenimizle merceğimizin birleştiği yerden yoluna dümdüz şekilde devam edecektir. Asal eksenle merceğin birleştiği yere nereden tutarsanız tutun yine dümdüz yoluna devam edecektir. Yani bir kırılmaya uğramadan yoluna devam edecektir. Bir de bu taraftan yapalım. Gördüğünüz gibi dümdüz. Ekstra bir bilgi için söylüyorum. Eğer merkezden bir ışın yollarsak diğer merkezin üzerinden geçer.